Ekmekçi teyze, bir Bursa seyahatimizde Ulu Cami'den öğle namazını eda ettikten sonra çıktık. Eşim arabayı otoparktan alırken biz biraz çarşı içine doğru yürüdük. Hava çok soğuktu, yolun kenarında soğuktan büzülmüş. Yaşlı bir teyze dikkatimizi çekti. Önüne serdiği çuvalın üzerinde köy ekmekleri, koca evinde hep şiddet görmüş. Ekmeklere buyurun derken göz göze geldik bana gülümseyip. Kızım, gel sana da ekmek vereyim dedi. Alsam mı almasam mı diye düşünürken yanına yaklaştım. Bir tane verir misin teyzeciğim dedim. Ekmekleri poşete koyarken vaktin varsa gel yanıma biraz sohbet ederim dedi. Her zaman senin gibiler nerede bulacağım derken etrafındaki kartonlardan bana oturacak bir yer ayarladı. Siz de şuraya gelin dedi kızlarıma. Kızım, benim ömrüm çok çileli geçti ama Rabbimden çok razıyım. O beni hiç yoktan var edip kulluğa kabul etmiş ve kendini sevdirmiş. Artık çilelerin bir ehemmiyeti kalır mı hiç? Öyle değil mi? Henüz 11 yaşında, 31 yaşındaki biriyle evlendirildim. Anam babam pek çok fakiriz. Orada rahat edersin diye düşündüler belki de. Halbuki gelin gittiğim ev de bizim gibi yokluk içindeydi. Küçük yaşımda hem kayınvalidem hem kayınpederim bazen de eşimden şiddet görüyordum. Yediğim dayakların haddi hesabı yoktu. Onlar beni çocuk olarak görüyorlar, bir yetişkinin yapabileceği işleri yatırıyorlardı bana. Tabii gücüm yettiğince dayağı da yiyordum. Çocukluk yıllarım böyle geçti. Eşim hastaydı, pek çalışmazdı. Gençliğimde adeta erkek gibi evin bütün yükü bana aitti. Bu arada 4 çocuğum oldu. Beyim evlendiğimde bana namaz kılacağı kadar sure ezber vermişti. Onlarla namaza başlamıştım. 12 yaşımdan beri hep kılarım. Bu sırada kızıma dönüp sen hiç namazlarını bırakma kızım. Namaz insanın en güzel dostudur diyerek konuşmasına devam etti. Bir Ramazan'da İmam Efendi hutbede teheccüd namazını kılmanın sevap olduğunu söylemişti. Onu duyar duymaz teheccüd namazına başladım. Her gece 12 rekat kılardım. Sonra da ellerimi açar. Rabbim, sen ne güzel bir Rabbsin. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni sev, sevdiklerine sevdir diye dua ederdim. Bir gün kayınvaliden felç geçirip yatalak hasta oldu. Hiç kimse bakmaya yanaşmadı. Ben sırf Allah rızası için yıllarca öf bile demeden baktım. Ölmeden benden helallik istedi. Ben sana hayatı zehrettim. Sen ise bana başa kalkmadan hizmet ettin. Hakkını helal et kızım dedi. Ben de hala helal olsun anacığım. Ben seni mahcup etmek için değil, Allah rızası için sana baktım. Kayınvaliden vefat edince kayınpederim yatalak oldu aynı şekilde. Tam 52 sene böyle geçti. Çok yokluk oluyordu. Dağlardan ot toplayıp onları kaynatıp çorba diye çocuklarıma yedirdim. Çocuklar okula giderken bir gün açlıktan ağlaştılar. O gece teheccüde, Rabbim ben senden bana verdiğin rızıktan razıyım ama çocuklar açlığa dayanamıyor. Ne olur onlara yedireceğim helal bir rızık ikram et diye dua ettim. Sabah namazdan sonra uyumuştum. Rüyamda yanıma beyaz sakallı bir dede, yanında da orta yaşta güzel yüzlü bir zat geldi. Kızım, ben Bursalı üftadeyim. Yanımdaki de Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Sen yarından itibaren ekmek pişir ve onu sat. Çocukların rızkını temin et dedi. O arkasını dönüp giderken Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri omuzundaki sırayı göstererek ve bak ben şeyhim ciğer sat dediğinden beri ihtiyacım olmadığı halde hala satmaya devam ediyorum. Senin de kazanacağın parayla ihtiyacın var. Ona itaat et dedi ve gitti. Uyandım, saate baktım. Yatışımla kalkışım neredeyse 5 dakika olmuş. Allah dostlarıydı onlar. Bu rüyanın bir işaret olacağını düşünerek komşumdan borç un aldım ve köy ekmeği yaptım. Bunları satmak için Ulu Cami'nin önüne getirdim. Birkaç tane satınca yanıma yaşlı bir dede geldi. Kızım, ekmek kaç lira diye sordu ben. 4 lira dedeciğim dedim. 2 ekmek sar bakalım dedi ve bana 30 lira verdi.
Ben paranın üstünü hazırlamaya çalışırken dedi. Üstü kalsın, sana sermaye olsun dedi ve gitti. Akşama kadar güzel satış yaptım, çok sevindim. Birkaç ekmek kaldı, onu da yolda satarım düşüncesiyle ekmek poğaçalarını toplayıp giderken orta yaşlı bir adam önüme geçip kollarını açtı. Teyze ne satıyorsun dedi. Ben de ekmek satıyorum dedim. İki tane de bana verir misin diye sordu. Tabii oğlum dedim. O bahçeden iki ekmek çıkarıp verdim. O da 30 lira verdi. Üstü kalsın sermaye yaparsın dedi ve uzaklaştı. Kalan iki ekmekle eve döndüm. Kazandığım paranın bir kısmını ile un, tuz vesaire aldım. Çocuklara güzel yemekler hazırladım. Uzunca aradan sonra doğru düzgün yemek yemenin sevincini hep beraber yaşıyorduk. Yas namazı kılıp Allah'a hamd ettim. Çok yorulmuştum. Usulca yatağıma kıvrıldım. Birden aklıma benden ekmek alan yaşlı adam ve genç olanı geldi. İkisi de paranın üstünü sermaye yapmamı söylemişti. Ve ikisinin de simasını tanıyor gibiydim. O an aklım başıma gelmişti. Bir gece evvel rüyamda gördüğüm Üftadi Hazretleri ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de onlar. O an nasıl aklıma gelmedi diye kendime kızdım. Bu yaşadığım hadisenin tesiriyle yıllardır kurtulamadım. Allah yıllarca sabrettiğim için bana dostlarıyla yardımını göndermişti. Kazandığım ekmek parasıyla çocuklarım aç kalmıyordu. Ama elime geçen para da mutfak ihtiyacından başka hiçbir şeye yetmiyordu. Aylardır kiramızı ödeyemiyorduk. Ev sahibinin tahammülü kalmamıştı. Bir gün kapımıza dayandı ve artık evden çıkın dedi. Nereye gidebilirim? Eşyalarımı taşıyacak param bile yoktu. 3 ay boyunca o parayı bulamamış. O gece teheccüde kalktığımda 12 yaşımdan beri yaptığım gibi 12 rekat namaz kılmış. Ardından da Rabbime niyaz etmiştim. Sabah namazından sonra uyanınca aylar sonra yine Üftadi Hazretleri rüyamda teşrif etti. Bana bir ev adresi verdi. Bu adreste sana ayırdığımız ev var. Hatta benim evime de çok yakın. Oraya git satın al dedi. Kollarını açıp evin nerede olduğunu, içini, dışını, her şeyini gösterdi. Uyanınca şaşırdım. Gerçekten böyle bir ev var mı ki diye düşündüm. Bana söylediği adres aklımdaydı. Unutmadığıma göre Allah dostlarına itimat edip gidip bakayım dedim. Ve verilen adrese gittim. Gerçekten dün rüyamda bana gösterilen ev karşımda duruyordu. Çok sevinmiştim. Kapıyı tıklatıp evlerin satılık olup olmadığını sordum. Satılık dediler. Ücreti söylediler. Ben de onlara tamam ben parayı ayarlar ayarmaz gelirim dedim. Fakat kendi evime dönerken o söylenen miktarı hiçbir zaman bulamayacağımı biliyordum. 3 ay tanıdıklarımdan bulmaya çalıştım ama kızım kimseye fakirin dostu olmuyor işte. Bir türlü bulamadım. Bir taraftan da zaten 3 ay geçti. Başkası o evi almıştır diye düşünüyor ve üzülüyordum. Arada evine temizliğe gittim. Yaşlı bir dede vardı. Bir gün telefon açıp beni temizliğe çağırdı. Evine gittim, temizliğini yaptım. Bahçe işlerinde de yardımcı oldum. Bana, kızım, yıllarca bize hizmet ettin. Artık bizim vademiz dolmak üzere. Bize çok hakkın geçti. Ölmeden önce sana bir iyilik yapmak istiyorum. Bir şeye ihtiyacım var mı diye sordu. Ben de duanıza muhtacım amcacığım. Zaten sen yaptıklarımın ücretini ödedin. Ben bir Üftadi Hazretleri'nin gösterdiği evden bahsettim. Müsait olursa ona gönlümüzce katkıda bulunabilirsiniz dedim. O ev kaç paraymış diye sordu. Ben de ev sahibinin istediği fiyat söyledim. Üftadi Hazretleri'nin emri bağışımız üstüne deyip evin bütün ücretini verdi. Üftadi Hazretleri'nin himmeti dedenin yardımıyla Allah bizi bir zorluktan daha kurtarmış oldu elhamdülillah. Eve taşındım. Evin hemen yanında harabe vardı. 2 yıl sonra belediye gelip etrafını çevirdi. Restorasyon başladı. Bitince şaşırdık. Çok güzel bir tekkeymiş meğer. Orada çalışan işlere, burası ne tekkesiymiş diye sordum. Onlar da burası Üftadi Hazretleri'nin evi ve talebelerin yetiştirdiği tekke dediler. Gerçekten o an bir kez daha titredim. Üftadi Hazretleri bana evimi gösterirken benim evimin yanında demişti. Gerçekten Allah dostlarının tasarrufu. Allah'ın izniyle üzerimizde. Aman yavrularım. Bunlar hep teheccüd namazının ardından edilen
gözü yaşlı duaların geri çevrilmediğini gösteriyor. 52 yıldır elhamdülillah hiç terk etmedim. Geçen yıl da hem okuma yazma öğrendim hem de güzel kitabımız Kur'an'ı öğrendim. Şimdi her gece teheccüd namazından sonra Yasin suresini okuyorum. Bütün ölmüşlerime, özellikle beni küçük yaşlardan çok döven ve çocuk olduğum halde beni evlendiren ana babama hediye ediyorum. Allah'a onları affetmesi için dua ediyorum. Bana yapılanları unuttum hepsini.